Baba ne olur uyan. Aç gözlerini. Bak ben buradayım baba. Baba. Ağlar nerede kaldı bu ikim? Şehzadem. Kesef efendi. Konuşurken aniden üstüme yığıldı. Çabuk, çabuk. Nefes almıyor. Ne demek nefes almıyor? Çabuk bir şeyler yap. Baba! Baba neredesin? Baba! İbrahim! Pargalı! Ne dersin Süleyman? Hazır mısın karşıma çıkmaya? Cenge başlıyor muyuz?
Aslanım. Ne oldu? Neyi var? Mustafa. Ne oldu? Allah'ım sen yardım et. Kılıcımız parladıkça düşman ondan gözünü alamaz. Bizi göremez. Lakin Allah esirgesin. Paslanıp da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, tepemizden bakar. Süleyman'ım, senin büyüdüğünü, kudretli bir padişah olduğunu görmek bana gurur veriyor. Lakin bazen bakıyorum ve içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Süleyman. Masumiyet çağımız sona eriyor. Ne yazık. Değil mi? Nefes alıyor. Şükürler olsun ya Rabbim. Valide Sultanım, hünkârımız hayata döndü. Lakin şuuru kapalı. Ne demek bu? Uyanacak değil mi? Benim aslanımın alacak nefesi var daha. Rabbim bizi duydu, öyle verdi bu nefesi. Bir şey demek zor sultan. Bekleyeceğiz. Halimiz nice olur? Ağzımızdan gel Aslan. Mühim olan hünkârımızın hali bizim değil. Yüce Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Amin. Aslanım kuvvetlidir. Nice ölümlerden döndü. Yine dönecektir. Ya da ölmezse validem? Ya açmazsa gözlerim? Nasıl dayanırız buna? Metanetli olma Aydevran. Dirayetini muhafaza et. Bilhassa senin dik durman icap eder. Mustafa'mın yanında ol. Ona kuvvet ver. Ben Mahidevran.
Süleyman'ın gülbaharı. Şehzade Süleyman'ın sevdalısı. O gün sabah valide sultan emir buyurdu, hazırlan diye. Oğlu Süleyman avdan dönüyormuş. Akşam karşılama varmış. Allah'ım yardım et bana diye duaya oturdum. Fallarda yol kader sordum. Dediler ki kalbinin tam orta yerine bir ateş düşecek. Altın bir yoldan geçip muradına ereceksin. Beyaz atın üzerinde cennetin kapısına gelecek. Ve o büyük kapıdan içeri gireceksin. Şehzade Hazretleri. Adın ne senin? Mahidevran Şehzadem. Beni baştan çıkaran Dilber. Bu güzellik, bu bakış. Meftun ettin beni. O gece geçtim altın yoldan ve cennete vardım. Yaşarken cennete ulaşmak varmış. İnandım. Ben Mahidevran, Süleyman'ın gülbaharı. Oğlu Mustafa'nın talihli anası. Mahidevran'ım, benim ay yüzü sultanım. Yavrum, şehzadem. Beni çok gururlandırdın. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Validem, bana hakikati söyleyin. Hünkârımız iyileşecek değil mi? Yasef Efendi elinden geleni yapıyor. Ne zaman bitecek bugün? Kabustan beter her şey. Ne oldu ki başka? İbrahim Paşa'mız nerede? Av köşküne gidiyorduk. Eşkıya yolumuzu kesti. Miskim, amberim, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içinde sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Sevincim, eğlencem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, narım, benim yatak odamın mumu, akıl sahibi, efendim, gizlim,
Açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım, saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet hena Müslümanım. Kapında çünkü meddahım, selim etelerim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem. Muhibbiyim, hoşalım. Hanım seni çağırıyor. Bir şey mi oldu ablası? Mühim bir misafirimiz var. Gel benimle. Siz de işinizin başına. Hanım kemanını da alıp gelsin dedi. İşte şimdi hayatımın değiştiği yerdeyim. Ve hayatıma bakıyorum. Adın ne senin? İbrahim. Nerelisin peki? Nereden geldin Saruhan çiftliğine? Pargalıyım ben. Oradan geldim buraya. Müzik bittiğinde kaderim değişmişti. Hanımım beni bu zengin beye hediye etti. Bu bey Şehzade Süleyman'dan başkası değildi. Padişah Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Şehzade Süleyman. Manisa Sancak Bey. Şehzadenin av alayına katıldım o gün. Pargalı. Neden yanımda yürümüyorsun? Şehzade, ne haddime? Ne çabuk öğrendin şehzade olduğumu. Benim arkamdan gelecek insanlar belli. Ben seni yanıma yoldaş olasın diye istedim. Birlikte avlandık ve Manisa Sarayı'na döndük. O gece sarayda uyudum. Ve sonraki yıllar boyunca da yanımda, en yakınında, mahreminde, sırrında ama hep sınırda. İbrahim Paşa, sen de perişan oldun kaç gündür. Aslanımın rahatsızlığı hepimizi kedere boğdu. Sen dairene dön Hürrem.
Sen kal İbrahim. Beklediğini biliyorum. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevinim varmış çiçek. Tek tesellim sizin hakiki yüzlerinizi görecek olması. Kendini kandırma Hürrem. Aşkından değil, can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimseden korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan senin gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar. Benim bulunduğum yer merkezimizdir. Yeryüzünün merkezi benim bu elimde tuttuğum elmanın var olduğu topraklardır. Büyük atam Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri Osmanlı'nın batıya gidişinin hedefi kafirin merkezi Roma ve San Pietro Kilisesi olmuştur. Otranto zaferinden beri bu böyledir. Bizim vasıtamızla İslam Batı'nın kalbine ilerleyecek.
Osmanlı'nın yeni topraklar fethetme arzusu ilahi kelimetullah inancımızdan feyz almaktadır. Allah bu mübarek yolda yardımcımız olsun. Bizi mahcup etmesin. Ben öldüğümde ülkemin dört bir yanından, tebaamdan olan insanları çağırın. Cenazemin önünden askerlerim yürüsün silahlarıyla. Sağımdan alimler yürüsün kitaplarıyla. Solumdan zenginler yürüsün mallarıyla. Arkamdan ise fakirler yürüsün gözyaşı ve dualarıyla. Sağ elime altından bir küre verin. Sol elimi ise boş bırakın. Ta ki mezara dek. Nasıl? Kim bu şehzadem? Manası nedir? Büyük İskender'in vasiyeti bu. Ön tarafa askerlerini istemiş. Onca silaha kuvvete rağmen ölümüne engel olamadılar zira. Sağ tarafında alimler var. Onca kitaba bilgiye rağmen onlar da engel olamadı. Sol tarafına zenginleri almış. Onca mala mülke rağmen hiçbir şey yapamadılar. Arka tarafta ise fakirlerin, halkın yürümesini istemiş. Zira onların döktüğü gözyaşı ve dualara rağmen ölüm yine geldi. Sağ elindeki altın küre bu dünyada her şeyi elde ettiğini gösteriyor. Sol elinin boş olması ise bu dünyaya eli boş gelip boş gittiğine işaret ediyor. Ne muazzam bir ölüm şehzadem. Sıra bana da gelecek Pargalı. Sence ben nasıl öleceğim? İskender'den daha büyük. Vücuda geldiğin hali ve gideceğin son mertebeyi unutma. İşte o zaman cennetin kapıları açılacak sana. Hünkârım. Pargalı. Benim hünkârım. Yanınızdayım.
Hazretleri. Çabuk Yesef Efendi'ye haber ver. Hünkârımız uyandı. Vallahi uyanmış. Rabbi yesir ve la tuhassir Rabbi tamam. Hadi çabuk ol. Baş üstüne. Baş üstüne. Baş üstüne. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Dualarım kavuruldu. Şükürler olsun. Aslanım. Dünya gözüyle bir kez daha kazandığını gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Ölüm yok artık validem. Söylemeyin öyle şeyler. Hünkârım, sizin için çok dua ettik. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Nihayet kederli günlerimiz geride kaldı hünkârım. Aslan evladım benim. Saati nasıl Hürrem? Ne diyor hekimler? Sırtındaki bu yük geçer mi bilmiyorlar. Fakat ağrısı sızısı kalmadı. Uykusu da düzeldi. En azından acı çekmeyecek. Evet. Sen nasılsın Süleyman? Niye acele ettin? Biraz daha istirahat etseydin. Kaygılanma, iyiyim ben. Şükürler olsun. Öyle kötü günler yaşadık ki. Sen hasta yatağındayken neler yaşandığını bir bilsin. Meğer ne çok sevininiz varmış. Ben her şeyi biliyorum Hürrem. Nasıl? Kim anlattı? Kimsenin bir şey anlatmasına lüzum yok Hürrem. Ben her şeyi gördüm. Yaşadım. Hissettim. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Seni böyle gördüm ya. Yüce Rabbime şükrediyorum. Sağ olun validem.
Dualarınız sayesinde ayaktayım. Geçmiş olsun hünkârım. Çok korkuttunuz bizi. Hünkârım. Daha sonra Aybüke, daha sonra. Sümbüle. Buyurun hünkârım. Bal Bey'in getirtilmesini emretmiştim. Geldiler hünkârım. Huzurunuza çıkmak için beklerler. Gelsin. Gel. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri ve İbrahim Paşa geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Anlaşılan o ki halledilmesi icap eden mühim meseleler var. Yüce tecrübeniz ve kuvvetinizle hangi mesele çözülmez ki hünkârım? Benim de kuvvetimin yetmediği şeyler varmış Vargalı. Yüce Rabbim bir kez daha hatırlattı bunu bana. Gel. Hünkârım. Söyle. Bali Bey geldiler. Gelsin. Malkoçoğlu. Anlat nedir seni bu halde karşıma getiren şey? Makul bir izah vardır inşallah. Hünkârım. Ben hayatım boyunca hanedanımıza ve yüce devletimize hizmet ettim. Size ve şehzademize bağlıyım. Zinhar size ihanet etmedim, etmem. Bununla itham edilmek bile beni derinden yaralar, öldürür. Hiç suçun yok, bunu mu diyorsun? Hayır demiyorum. Suçluyum elbet. Bu yüce makamda size asla yalan konuşmadım. Konuşmam. Bir suçum varsa... o da Aybüke Hatun'u sevmektir. Bu bir itiraf mı? Şehzadem. Hünkârım düşündüğünüz gibi değil. Bunun evveliyatı var. Haddimi aşarak da olsa Aybüke Hatun'un aşkına karşılık verdim. Lakin bu nişan kararı alınmadan evveldi. Sizinle evlendirilmek istendiğini öğrendiğim gün her şey başlamadan bitti. Hislerimi kalbime yordum. Aybüke Hatun da böyle yaptı. Bu kadar mı Bali Bey? Size yemin ediyorum aramızda başka bir şey olmadı, olamaz. Ancak hakkımda en ufak bir kuşkunuz varsa... boynum kıldan ince.
Ağlar. Götür. Hünkâr. Al Koçoğlu. Kafi. Şimdi git ve hakkında verilecek kararı bekle. Ne düşünüyorsun Mustafa'm? Hünkârım, ben masum olduklarına inanmıyorum. Sen İbrahim? İnkar etmedi. En azından. Lakin aralarında bir münasebet olduğu aşikar. Sizin kanaatiniz nedir hünkârım? Ne karar vereceksiniz? Bu kararı ben vermeyeceğim Mustafa'm, sen vereceksin. Ben mi? Bir Cihan Sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Zira ihanetin kuşkusu dahi zehirlidir, yok eder insan. Ben bu kararı senin vermeni istiyorum Mustafa'm. Ne karar verirsen kabulümdür. İster bağışla, ister al kellesini. Mustafa'nın her haline şahidim hünkârım. Bir an dahi dönüp bakmadı tahtınıza. Şimdi ne olacak diye sormadı. Acılar içerisinde gözyaşı döktü yanınızdayken. Dualar etti boş ucunuzda. Benim de evlatlarımdan tek arzum budur Pargalı. Bugün değilse yarın ben de göçüp gideceğim bu dünyadan. İşte o gün geldiğinde evlatlarım kavgaya tutuşmak yerine babalarının ardından gözyaşı döksün. Dualar etsin isterim. Gel. Hünkârım, tekkeden Salim Efendi'nin yakalandığı haberini getirdiler. Anlaşıldı. Çekilebilirsin. Hünkârım, rahatsızlığınızdan mütevellit size malumat veremedim. Salim denen hain bana yanımda Hatice Sultan'ın ve evlatlarım varken pusu kurdu. Bertaraf ettim neyse ki. Bilaveten matrakçıyı da ellerine düşürdüler. Müdahale ettim, kurtardım. Lakin Salim Efendi çoktan kaçmıştı. Eğer şimdi müsaade buyurursanız sorgu etmek isterim. Ben sorgu etmek isterim Pargalı. Bakalım bu Salim Efendi kime hizmet ediyormuş? Bu Efendi Hazretleri kimmiş? Demek yol kesip eşkıyalık yapan gafil sensin. Kimden alırsın bu cüreti? Kimlere uşaklık edersin? Ne yaptınız bu adama böyle? Yakalandığında böyleydi paşam. Elleri ve dili kesilmiş haldeydi. Birileri konuşmasından çekinmiş belli ki. Bu mevzu ziyadesiyle uzadı İbrahim. Kimdir bu hain? Her kimse yılan gibi sinsi kaçıp giriyor, deliğine göstermiyor bize yüzünü hünkârım. Lakin bir dahaki sefere kendi ellerimle alacağım canını. Bu hain yargılansın, çarşı meydanında infaz olsun. Epeydir yatıyorsun. Nasıl da tutulmuş.
Şifalı merhemler mi sürsek? Hürrem'im. Senin sesin, kokun, tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm. Çok özledim sizi. Ben de sizi sultan. Peki yanıma geldin. Nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Ben kefilim ona. Günah yok. Ne bilsin nişan olacağını. Malum. Validemiz ani bir kararla evlenirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bali Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bali Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek, ne derse kabulümdür. Devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek. Belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak. Sadece ne talihsiz bir anne. Kim bilir nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedi. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlarım bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense huzur içinde ölürüz dedim. Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım? Sadakati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem. Şu hasta yatağında her şeyi hissettim, duydum. Herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden. Hiç değilse vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unutturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Süleyman. Veriyorum.
Bana hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. Bu kadar kafi, daha fazla yemeyeceğim. Olmaz. İyi beslenmen lazım. Hı. Kuvvetini topla. Lütfen. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Mühim bir şey olsa gerek, beni sizi yalnız bırak. Hünkârım, sultanım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum, söyle. Hünkârım, Bali Bey ile ilgili kararımı verdim. Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. Vaziyet nedir İbrahim? Şehzademiz infazı durdurdu hünkârım. Nerede şimdi? Buradayım hünkârım. Sizi utandırdıysam bağışlayın. Verdiğin ilk kararın hatalı olduğunu neden düşündün? Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa'm. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Ben hangisini yaptım? Beni ziyadesiyle mesut ettin Mustafa. Ve yanıltmadın. Gel Malkoçoğlu, yaklaş. Keşke bu tatsız hadise hiç yaşanmasaydı. Böyle bir hadiseyle karşı karşıya hiç gelmeseydik. Neyse ki şehzadem senin masumiyetine inandı ve seni bağışladı. Yüce Rabbim şehzademize uzun ömürler versin. Lütfettiler. Amin. Koçoğlu, sen de bilirsin benim aşka hürmetim vardır. En başından benim yanıma gelip hislerinden bahsetseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bunu kendime bile itiraf etmekte zorlanırken sizin karşınıza nasıl çıkardım? Maziyle kederlenmenin kimseye bir faydası yok. Biz istikbale bakalım. Benim mazim ve istikbalim bellidir. Size, hanedanımıza ve devletimize bağlıyım. Her daim hizmet etmekten de şeref duyarım. Siz de münasip görürseniz hizmetlerime memleketimde, ailemin yanında devam etmek isterim. Münasiptir Malkoçoğlu. Senin varlığın her daim bize kuvvet verecektir.
Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Paşa Hazretleri. Uğurlar olsun. Hünkârım, Ferdinand'ın elçileri payitahttalar. Huzurumu almak için bekletiyorum. Bu sulh doğuya yapacağımız sefer öncesinde bilhassa mühim Pargalı. Yakından alakadar ol. Siz merak buyurmayın. Gritti ile görüştüm hünkârım. Macar tahtına dikmiş gözünü. Alenen talep ediyorum. Malumun ilanı. İlaveten saraydan sızan birçok malumatın altında bunun olduğu aşikar. Öyleyse istediğini ver Pargalı. Ver şusunu. Elçilerle görüşmeyi teşrif edecek misiniz yarın? Hayır, dolaşacağım. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Hünkârım, merakımı mazur görün lakin sizi biraz sıkıntılı görüyorum. Hatırlar mısın? Bir keresinde sana İskender'in vasiyetini okutmuştum. Ve sormuştum sana, ben nasıl öleceğim diye. Ne dersin? Belki benim de bir vasiyet hazırlama vaktim gelmiştir. Hayır hünkârım, henüz değil. Siz daha uzun yıllar hükmedeceksiniz Cihan. Senden bir söz istiyorum Pargalı. O gün geldiğinde evlatlarımın yanında ol. Onlara doğru yolu göster. Zinhar kendi kanları bulaşmasın ellerine. Söz veriyorum hünkârım. Aynı sözü ben de sizden talep ediyorum. Eğer sizden evvel hakkın rahmetine kavuşursam evlatlarımın yanında ol. Sözüm söz bakalım. Sözüm söz hünkârım. İbrahim Paşa neden gelmedi hünkârım? Şarkin elçileri geldi. Sulh için görüşme başladı. Hayli meşgul. En büyük düşmanımız olduğunu sanıyordum. Onu yok etmek varken neden? Doğu'ya sefere çıkıyoruz Mustafa'm. Malum. Doğu'nun tek bir aslanı olmalı. Biz orada zafer için çarpışırken aklımız burada kalmasın. Bu sefer için sabırsızlanıyorum hünkârım. Bu sefer elimde kılıç olacak. Savaşmak istiyorum. Gel oturalım şöyle. Buyurun beyim. Nedir bu? Kızılcık şerbeti beyim. Taze lokumunu da ver isterseniz. Olur, getir. İşler nasıl? Çok şükür. İdare ediyoruz. Süleyman sefere çıkacak diyorlar. O vakit kaynar bu çarşı. Nerede o günler? Keşke çıksa. Veliseye çalışmaktan canımız çıktı. Söyle Mustafa'm. Nicedir kıvranıyorsun. Belli ki bir diyeceğin var. Hünkârım. Siz de münasip görürseniz bu yaz sancağa çıkmak istiyorum. Sefere de oradan katılırım. Acelenle vakti gelince çıkarsın sancağa. Beyim buyurun. Ağzınıza layık. Sağ ol. Afiyet olsun. Aybike ile evlenince gidecektim zaten. Hünkârım, ben bu vazifeye hazırım. Müsaade edin de size kendimi ispat edeyim. Bunu daha sonra konuşuruz.